Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusu askerlerine saat yaptırmak istiyor. Ve saatlerin karanlıkta böyle pırıl pırıl parlamasını da şart koşuyorlar. Firmalardan birisinin aklına radyum geliyor. Radyoaktif radyum. Zaten ışıl ışıl parlıyor. Ama firmanın unuttuğu bir şey var. Radyumun yarılanma ömrü 1600 yıl. Bu videoda bazı rahatsız edici görüntüler olabilir. Başta uyarmak istiyorum. Şirket hemen ismini Amerikan Radyum Şirketi olarak koyuyor ve New Jersey'de 100'ün üzerinde kadının çalıştığı bir fabrika açıyorlar. Ve bu kadınlara diyorlar ki hassas iş yapmanız için radyum boyasını sürdüğünüz fırçalarınızı ağzınızda, dudaklarınızda ıslatarak kullanabilirsiniz. Ve üstüne üstelik bunları bir yarış şeklinde fazla sayıda saat boyamaları için teşvik ediyorlar. Günde 250 saat boyarsanız 30 sent kazanıyorsunuz. İşte bu sıkı çalışmanın karşılığı 30 sent. Tabii ki ortalığa uzun dönemde sessiz ölüm olarak adlandırılan radyasyon hastalığı ortaya çıkıyor. Bu radyoaktif madde radyum birikerek başta kemik iliğini yok ediyor, işler karışıyor. Kansızlık ve enfeksiyona karşı beyaz küre hücrelerinin azalması, diş dökülmeleri, tümörler ve organ yetmezliği ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş kızlar hastalanmaya başlıyorlar ve hastalanınca tabii ki kendi işlerinden birisi ortaya çıkıp bunun aslında boya ile ilgisi olduğunu düşünüyor ve hastalanan arkadaşların hakkını savunmak için mahkemeye başvuruyor. Fakat avukat bile bulamıyorlar. Üstüne üstelik şirket onların tıbbi masraflarını, diş masraflarını bile ödemeyi reddediyor. Üstüne üstelik bunların sifilisten yani frengiden geldiği gibi bel altı bir dedikodu yaymayı da unutmuyorlar. Hatta ölenlerin raporlarını değiştirmek için adli tabiplere bile rüşvet veriyorlar. Sonuçta mahkeme açılıyor. Mahkeme açılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi firmanın baş teknisyeni ve boyanın bulunduğu kişinin de radyasyondan ölmesi. Ve üstüne üstelik bu iş gazetelere yansıyor. Gazetelerde bakın bu radyum çenesi veya radyasyon çenesi denilen çenede ortaya çıkmış bir tümör. Üstüne üstelik gazeteye yansıyan fotoğraflar mahkemeye çıkamayacak durumda, yemin etmek için ellerini kaldıramayacak durumda olan hastalar ortaya çıkınca firma anlaşıyor. Ömür boyu tüm tıbbi masraflarını üstleniyorlar. 150 bin dolar para veriyorlar, yıllık da 8.900 dolar maaş, haftalık da 200 dolar ikramiye. Ama bunun karşılığında mahkemeye çıkan kızların hepsi 1928 yılında dava bitiminden bir yıl içinde ölüyorlar. Peki bundan ortaya ne çıkıyor? Bir kere her şeyden evvel işçi sağlığı, işçi güvenliği ve meslek hastalığı ve radyoaktif maddelerin tehlikeleri gündeme geliyor ve süratle bununla ilgili yasalar ortaya çıkıyor. Yani radyum kızları boşuna ölmemiş oluyor. 1968'e kadar radyum düşük oranda saatlerde kullanılıyor. Günümüzde ünlü firmalar kendilerine farklı radyolüsen maddeler kullanıyorlar. Radyum bunun haricinde saçları parlatmak için, dişleri parlatmak için, cildi parlatmak için kullanılıyor. Ama en kötüsü de radyoton denilen bu radyoaktif su. Her işe yarıyor. Tamamıyla palavra, kovboyların iksirlerinden bir tanesi. Ve Eden Byers adlı bir golfçu var. Hem de şampiyon, hem Harvard'lı, parlak, yakışıklı, çapkın bir adam. Ve özellikle vücudunu korumak için bu radyotomdan günde 2-3 kez içiyor. Ve sonuç, 7-8 operasyondan sonra alt çenesini tamamıyla kaybediyor. Ve bu fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra ölüyor. 2017 yılında kitabı çıkıyor, 2018 yılında filmi yapılıyor. İşte size böyle zehirli, radyoaktif bir öykü. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.